önceki dönem partimize başkanlık eden başkanlarımız, arkadaşlarım, gençler, hepiniz bu bayram kutlamasına geldiğiniz için hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hep beraber yine bir arada olmaktan çok da mutluyuz. Bu kalabalığı bundan sonra sürekli diri tutup bu davaya sahip çıkmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi kişisel anlamda aldığım bir takım şeyler var, tepkiler var. Yani bana söyleniyor. Ulusal Başkan da bunlara değindi az önce. Arkadaşlar, küsmek, darılmak yok. Şimdi bölgemiz, ilçemiz elbette ki bize göre hak ettiği yeri ya da sıralamayı alamamış olabilir. Biz genel merkezimizin yaptığı tercihleri doğru bulmasak bile saygı duymak zorundayız. Bizim bilmediğimiz, onların bildiği farklı şeyler olabilir. Onun için küsmeyeceğiz, darılmayacağız. Hep beraber partimize ve cumhuriyetimize sahip çıkma zorunluluğumuz vardır. Çünkü ülkenin 20 yıldan beri getirildiği durum ortada. Birçok kazanımımız elimizden gitmiş. Daha fazlası gidecek durumda. Cumhuriyetimiz tehlikededir. Yönetim şeklimiz her an değişebilir. Bunun için çok uyanık olmamız lazım. Çok mücadele etmemiz lazım. Sandıklarımıza sahip çıkmamız lazım. Birbirine destek verip birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bundan kaçış yok. Sen ben davası değil. Bu milli dava. Ülke davası, cumhuriyet davası. Bunun için ben elimden gelen şahsım olarak elimden gelen her türlü katkıyı maddi manevi sundum yıllardan beri yine de sunmaya devam edeceğim. Bundan kocunmayacağım. Bundan erinmeyeceğim. Her türlü çalışmanın içinde var. İstisnalar hariç olabilir. Geçen gün milletvekili adaylarımız gelmiş, toplandı var. Benim cenazem vardı. Bir akrabam öldü. Onun için başkanımıza da ben izah ettim. Gelemedim. Onun için özür diliyorum. Bundan sonra hep aranızdayım. Beraberiz. Birlikte çalışacağız. Birlikte başaracağız. Çünkü başka şeyimiz yok yani. Çaremiz yok. Çaresiziz. Mutlak surette genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapacağız. Milletvekilliğinde de mümkün oldukça fazla vekil çıkartmak zorundayız. Bunun için dargınlık, küskünlük, başka partiye oy vereceğim demek yok. Partimizi destekleyeceğiz. Aman gözünüzü seveyim, bu yanlışa düşmeyelim. Bu yanlışa zaman zaman düşüyoruz ve aleyhimize oluyor. Ondan sonra da birbirimizin arasındaki dedikodulardan üzücü laflar doğuyor. Bunun için insanlar üzülüyor. Bunu istemiyoruz. Hep beraber çalışalım. Hep beraber aynı şekilde sokakta gezelim. Yarın sizden ricam 23 Nisan. Yani bu 23 Nisan'ın önemini çok iyi bilmemiz lazım. Egemenliğin padişahtan alınıp halka verildiği, millete verildiği bir bayramdır bu bayram. Bu bayram şimdiden hepimize kutlu olsun, ülkemize kutlu olsun. Hep beraber aynı kalabalıkla yarın orada temsil ederim. Cumhuriyete sahip çıkmak, oradaki törenlere katılmakla kendini gösterir. Yoksa sosyal medyadan paylaşarak değil. Millet, oradaki insanlar, Akçabatlı bizim örgütlü gücümüzü görsün arkadaşlar. Onun için hepiniz oraya bekliyoruz. Çok fazla uzatmayacağım. Herkesin tabii programı var. Ziyaretler var. Onun için katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın saat 10.30'da buluşmak üzere. 10'da resmi töreninde biz oradayız. Diğer arkadaşlar 10.30'da olacak. 10.30'da buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.